İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde Zotero programını kullanarak Word'da yazımızı yazarken, makalemizi, tezimizi yazarken atıf nasıl verebiliriz? Yani referans nasıl gösterebiliriz? Bu konuya değinmeye çalışacağım. Hemen bir Word belgesi açıyorum arkadaşlar. Evet, yeni bir belge açtım. Evet, yeni bir belge açtık. Şimdi diyelim ki biz yazımızı yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra noktayı koyduk, atıf vereceğiz. Bu nedenle mesela Zotero programını kurarken program otomatikmen kendi eklentisini Word belgesine de yani Word programına da ekliyor ve böyle bir sekme meydana getiriyor. Biz bu sekmeyi kullanacağız. Tıklayalım. Evet. Tıkladıktan sonra atıfı şu butonu kullanarak, bakın şu butonu kullanarak et, ekle denilen butonu kullanarak veriyoruz. Hemen tıklayalım. Program ne yapacaktır? İlk defa atıf verdiğimiz için un metne bizden mesela bir atıf stili belirlememizi isteyecektir. Burada mesela kendi görselinde de gördüğünüz gibi farklı atıf stilleri vardır arkadaşlar. Ben bu derste arkadaşlar Chicago Manual Style 17 sürümünü kullanacağım. Yani geleneksel olan dipnot sistemini, klasik dipnot sistemini kullanacağım. Evet, onu seçiyorum. Başka bir alana dokunmadan hemen OK diyorum. OK dedikten sonra program otomatikmen atıf numarasını getirip ekliyor. Ekledikten sonra da benden yani vereceğim mesela ismi ya da kitabın ismini, yazarın ismini istiyor. Ben tabii bilmiyorum. Bilmediğim için mesela klasik görünüme geçiyorum. Oradan liste görünümüne geçeceğim. Evet. Şu anda kitaplığımdayım arkadaşlar. Bakın kitaplığımdayım. Kitaplığımda bulunan eserler var. Bunlara mesela atıf vermeye çalışacağım. Evet. Mesela geleceği yakalamak. Altan Öymen'in kitabını mesela atıf vereceğim. Hemen diyelim ki 25-26 sayfalar arasında atıf veriyorum. Bunu yazdıktan sonra OK diyorum. OK dedikten sonra bakın kısaca hemen program dipnota attı arkadaşlar. Evet, bir daha yapıyorum. Boşluğu verdim. Yazımı evet devam ediyorum. Tekrar noktamı verdim. Yine atıf vereceğim. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Bakın yine klasik görünüme geldim. Buradan diyelim ki başka kitaba atıp vereceğim. Mesela şuna verelim. Sayfa 18 diyelim. Enter diyelim arkadaşlar. Bakın. Hemen sayfa 2'de verecektir. Evet. Atıfı da mesela dikkat ederseniz mesela alt kısımda, dipnot kısmında gösterirken arkadaşlar sistem ne yapıyor? Uygun bir şekilde istenilen atı sistemine göre, stiline göre kitabın ismini, basım yerini, ondan sonra yazarın ismini o şekilde veriyor arkadaşlar. Evet. Peki bu atıfı mesela ben diyelim ki APA'ya çevirebilir miyim? Yani APA stiline göre çevirebilir miyim? Evet. Onu da görelim. Hemen metnin herhangi bir yerine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da Document Preference bölümüne geliyorum. Burada programa diyorum ki American Psychological Association. Evet. Yani APA stilini istiyorum. Buna göre beni yönlendir diyorum. Hemen OK diyorum. Bakın yani şu anda da APA oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi APA'da mesela şu kısım evet şu kısım noktadan önce olması lazımdı. O nedenle mesela bir akademik çalışmaya başlamadan önce atıf stilini önceden belirlemek bizim için önemli ve kolaylık sağlayacaktır. Tekrar klasik sisteme geçiyorum. Dikkat ederseniz bakın APA'dan da klasik sisteme geçiyorum. Document Preference ondan sonra da Footnote Chicago Manual Style. Evet. Tekrar geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bu sefer de diyelim ki ilk yazarı tekrar alalım. İlk yazarı tekrar verelim. Bakalım o nasıl olacak. Yazımı yazdım. Tekrar add citation dedim. Dikkat edin. Şimdi de bu alanı kullanacağım. Dikkat edin. Yani klasik görünüme geçmeyeceğim. Hızlı olacağım. Altan dedim. Bakın. Altan mıydı? Fark edemedim. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Yine buradan. Yani şunu kullanalım. Osmanlı-Amerikan ilişkileri. Sayfa 55 diyelim. Ben kafadan atıyorum arkadaşlar. Sayfa aralığını. Bakın verdi. Nurdan Şafak bunu verdi. Tekrar Nurdan Şafak kullanalım. İşte noktayı verdik. Evet. Yine boşluk verdik. Yine bakın. Bu sefer yine arama motoru çıktı. Buradan bunu kullanabilir miyim diyorum. Bakın çıktı. Osmanlı-Amerikan ilişkileri. Evet. Tıkladım.
Ondan sonra da geldi, burası geldi ama daha halen mesela kaçtı elimden. O yüzden mesela tekrar tıklarsam gelecektir. Nereye tıkladım? Dikkatinizi çekerim. Bakın mesela eğer böyle bir kaçma gerçekleşirse citation yazan bölüme tıklıyoruz. Yine add citation diyoruz. Bakın Şafak 2003. Bu çıktığında arkadaşlar içine çift tıkla, bir tek tıklama yaptığımızda dikkat edin bakın sayfa aralığı da çıkar. 56 diyelim. Tire 58. Evet. Enter'a basıyorum. Bir enter'a daha basıyorum arkadaşlar. Bakın Şafak ne yaptı? Bu şekilde mesela tekrar tekrar eden eseri gösterdi arkadaşlar. Şu Onur Öğmen'in de mesela bir tekrarlamasını yapayım. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız tekrarlamayı göremiyorlar mesela. Öğmen. Evet çıktı. Geleceği yakalamak. Tıkladım. İçine tekrar geldim. Bu sefer sayfa aralığını tekrar yazdım. Diyelim ki 59 62 aralığı yaptım. Bakın burada önek sonek de var. Yani bilgi de buradan girebiliriz. Mesela daha fazla ayrıntılı bilgi için bakınız lütfen. O gibi yazılar da yazabiliriz. Enter'a bastım. Bir enter daha bastım. İki enter yapıyorum. Evet geliyor. Dikkat edin bakın. Açıklama geldi. Sonra öğmen geleceği yakalamak. Evet yani eserin kısa ismi. Ondan sonra da sayfa aralığı geliyor arkadaşlar. Evet bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde atıf stilleriyle ilgili atıf nasıl verilir? O konuya değindik sayın arkadaşlar. Bir de atıfları tekrarlamaya çalıştık. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar hem atıf vereceğim hem de bu sefer kaynakça göstermeye çalışacağım. Hemen ona geçiyorum. Evet bu dersimiz bu kadar.